Değerli izleyenler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. İzleyelim. Demokrasimize güç verdikleri için, demokrasimize nefes oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün dünya liderleri Sayın Cumhurbaşkanımızı ararken Türkiye'deki siyasal katılımın yüksekliğinin ne kadar göz kamaştırıcı olduğunu, Türk demokrasisinin olgunluğunun bir kere daha tescil edildiğini ifade ediyorlar. Tabii en büyük teşekkür vatandaşlarımızın bu sağduyusudur. Türkiye'nin en büyük zenginliği geçmişte yaşanmış darbelere, muhtıralara, milli irade düşmanlığı olan bir takım acı olaylara rağmen milletimizin sürekli olarak sandık yoluyla iktidarı belirleme iradesini güçlendirmiş olması ve bugüne kadar getirmiş olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız açış konuşmasında MYK'mıza hitap ederken öncelikle milletimizin bu sağduyusuna dikkat çekmiştir ve her bir vatandaşımıza teşekkür etmiştir. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek veren bütün vatandaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki önümüzdeki 5 yıllık dönem Türkiye yüzyılı için son derece kıymetli, altın değerinde bir dönem olacak. Cumhurbaşkanımız yine konuşmasında önceliğimizin bütün bu işlerin yanı sıra depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğunu ifade ettiler. Ve depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına dönük şu ana kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları ifade ettiler. Tabii depremzede vatandaşlarımıza dönük özellikle seçimden sonra bir takım grupların, bir takım parti mensuplarının Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza destek verdiği için yaptıkları saygısızlık bu seçim sürecinin en iç acıtan, en çok bizi üzen hadisesi olmuştur. Tabii depremzede vatandaşlarımızın o zor koşullarda gösterdiği basiret karşısında bu vandallığı ve barbarlığı bir kere daha lanetlediğimizi ifade etmek isterim. Ama bu kürsüden defalarca ifade ettim. Helalleşme sözle olmaz, davranışla olur, zor zamanlarda ortaya koyulacak tutumlarla olur diye. Depremzede vatandaşlarımıza dönük bu hadiseler göstermiştir ki birilerinin helalleşme diye bahsettiği hadise tamamen altı boş, yalandan ibaret bir yaklaşım olmuştur. Bütün bu süreçte yapılan en büyük milli iradeye karşı saygısızlıklardan bir tanesi de 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanının çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken biz Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının ekrana çıkıp 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz diyerekten daha sandıklar sayılmaya devam ederken milli irade tecelli etmemişken milli iradeye dönük bir gasp yaklaşımı içine girmeleridir. Biz ekranlardan uyardık hemen bu yanlışlarını düzeltmeleri için. Ondan sonra bu yanlışlarını düzelteceklerine daha çok devam ettirdiler. Ve sanki herkesin gözünün içine bakaraktan, yalan söyleyerekten biz kazandık demedik, kazanacağız diyerek temennimizi ifade ettik dediler. Aslında temenni öyle ifade edilmez. Her siyasi parti, her grup, her ittifak kazanacağız der. Ama bu iki belediye başkanı çıktı. Daha sandıklar sayılmaya devam ederken, milli irade daha tecelli etmemişken 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz diyerekten CHP Genel Merkezi'nden millet iradesine dönük olarak bir ipotek koyma girişimi içerisine girdiler. Ama çok şükür ki milletimizin sağduyusu bu provokatif tavrı da aynen iade etti. Yine hatırlarsınız 14 Mayıs'tan önce CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp aman 14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın diye büyük bir provokasyona imza atmıştı. Bu provokasyonla sanki Türkiye'de büyük olaylar olacak da devlet bunu engelleyecek güçte değilmiş gibisinden bir provokasyondu. Ama herkes gördü ki hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta gayet huzur içerisinde o gecede ufak tefek olaylar hariç sandığa gölge düşürecek herhangi bir olay olmaksızın bütün bu süreç başarıyla geçilmiştir. Tabii milletimizin bu sağduyusu, demokrasimizin bu gücü siyasi tarihimiz içerisinde defalarca test edilmiştir. 1950'de yeter söz milletindir diye başlayan bu yolculuk
millet iradesinin önüne sürekli olarak siyasi muhtıraların çıkarılması, darbelerin çıkarılması, bir takım siyasi suikastlerin çıkarılmasıyla engellenmeye çalışılmıştır. Yapılmak istenen şey, sandıktan çıkan iradenin bu yollarla gasp edilmeye çalışılmasıdır. Karşımızdaki ittifakın içerisindeki ana unsurun da bütün bu süreçlerde millet iradesini gasp etmenin adresi, gasp etmenin karargahı olarak öne çıkan bir yapı olduğu siyasi tarihimizde sabittir. Ama işte bolca demokrasi söylemi kullanarak, değişim söylemi kullanarak, özgürlük söylemi kullanarak değiştiklerine dair bir izlenim vermeye çalıştılar. Ama hep beraber gördük ki değişen hiçbir şey yok. Bütün bu demokrasi, özgürlük, değişim, çoğulculuk söylemlerinin arkasında o katı statüko en kesif biçimde duruyor ve yeniden Türkiye'yi bir takım karanlıklara götürmek için fırsat kolluyor. Bütün bu süreç seçim boyunca net bir şekilde görülmüştür. Cumhurbaşkanımız da 1994'ten beri 16 kez girdiği referandum ve seçimleri kazanan bir lider olarak millet iradesine her zaman saygılı olduğunu, kazandığımız yerel seçimlerdeki yerlerde de, kaybettiğimiz yerlerde de göstermiştir. Fakat 16 kez bu seçim kazanmış ve bugün de büyük bir tarihi başarıya imza atmış Cumhurbaşkanımıza, bu kesif statükoyu savunanlar aylardır, yıllardır hiç ahlaka uymayacak bir biçimde diktatör demeye devam ettiler. Tabii bunlar dış kaynaklı bir takım kara propaganda odaklarının ürettiği yaklaşımlardı. Bunun hemen içeride müşterileri oluyor. Bunlar kes kopyala yapıştır yöntemiyle bu diktatör söylemi, üretimini alıp içeride yaygınlaştırmaya çalıştılar. Fakat millet hem 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde de gördü ki kim demokrasiye sahip çıkıyor, kim aslında darbeciler tarafından kullanılıyor. Bu net bir biçimde o gecede görülmüştü. Başka zamanlarda da görüldü. Hatta işte Batı'da bazı basın yayın organları tuttular. Diktatörler ikinci tura kalmaz diyerekten kendi içine düştükleri çelişkiyi ifade etmeye başladılar. Ve çok küçük bir oyla ikinci tura kalındı. Türkiye bunu ilk defa deneyimledi. Tabii buraya gelinceye kadar da ilginç bir durum vardı. Aylarca CHP yandaşı gazeteciler, CHP yandaşı yorumcular bize sürekli olarak kendilerine şu cevabı vermemizi istediler. Eğer seçim sonucu farklı bir şekilde ortaya çıkarsa siz buna saygı duyacak mısınız diye. Bu çok yaygınlaşınca tabii bunu soru olarak gündeme getiren gerçek gazeteci, gerçek yorumcu arkadaşlarımıza tabii ki saygı duyuyoruz. Bu söylem onlar tarafından yaygınlaştırılıp da siyasette gündem yapıldığı zaman onlar da haklı olarak sordular. Onların sormasında herhangi bir beis yok, herhangi bir sakınca yok. Onlar gazeteci olarak görevlerini yerine getirdiler. Onların yaklaşımını tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Ama ondan evvel bu CHP yandaşı, gazeteci ve yorumcuların böyle bir siyasi angajman içerisinde AK Parti'nin demokratlığını, bizim demokratik mücadelemizi sorgulama hakkı ve yetkisi kendilerindeymiş gibi ortaya koyduğu süreci hep beraber takip ettik. Ve biz hep şunu söyledik, sandığa saygı gösterme konusunda sabıkası olan biz değiliz. Sabıkası olanlar karşıdakiler. Bu sorunun asıl onlara sorulması gerekiyor dedik. Biz genel seçimlerin hepsinde büyük bir başarı elde ettik. Ama yerel seçimlerde kazandığımız yerde oldu, kaybettiğimiz yerde oldu. Bütün sonuçlara saygı gösterdiğimizi ifade ettik. Hatta itiraz haklarımızı kullanmamızı bile böyle bir baskı altına almaya, bir dayatma içerisine sokmaya çalıştılar. Ama dedik bak bırakın seçim neticesi tam olarak tecelli etsin. Ortaya çıkan tabloya hep beraber saygı duyalım dedik. Ve tablo rakip kazandığı zaman onu tebrik ettiğimiz bir şekilde sonuçlandı. Dolayısıyla aylarca bu suçlamayı yöneltenler 14 Mayıs gecesi iki CHP'li belediye başkanının çıkıp da daha oylar sayılırken milli irade tecelli etmemişken 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur. Biz de onun adına konuşuyoruz. İşte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den oylar gelecek ve sonuç bu şekilde ortaya çıkacak gibisinden kendilerinin olmayan sistemlerinin, olmayan verilerini
bir kere daha millet iradesine dayatma şeklindeki yaklaşımlarını gördük. Asıl saygısızlığın oradan geldiği görüldü. Seçim sonuçlarına dönük olarak asıl provokasyonun oradan geldiği görüldü. Netice itibariyle adeta nefesini tutarak izlediği demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla bunu yönetti, olgunlukla buna katılım sağladı ve sonuç ortaya çıktığında da farklı siyasi partilerden vatandaşlarımız verdikleri siyasi mücadeleden sonra birbirlerini tebrik ettiler. Türkiye'nin her tarafında herkes rahatça siyasi faaliyetlerini yürüttü. Güvenlik güçleri büyük bir basiretle herkesin güvenliğini sağladı. Bazı olaylar olduğunda, bu bizim partimize de oldu, başkalarına da oldu, bu tip siyasete dönük şiddeti hep beraber topyekun kınadık. Ama siyasi alana şiddetin hakimiyeti diye bir şey asla söz konusu olmadı ve buna müsaade edilmedi. Sivil siyaset kendi gündemine hakim olarak, kendi alanını koruyarak yoluna devam etti. Ve bütün dünyanın takibi, yorumları neticesinde de Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı açık ara bir galibiyetle bu seçimi sonuçlandırmış oldu. Böylece ortaya çıkan tablo aslında Türkiye yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletimizden onay alması anlamına geldi. Bundan 100 yıl evvel bir 28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu olarak efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan edeceğiz demesinden 100 yıl sonra bir 28 Ekim günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye yüzyılını ilan etti. Atatürk'ün 100 yıl evvel Cumhuriyeti ilanından 100 yıl sonra Türkiye yüzyılının ilan edilmesine kadar geçen süreçte demokrasimiz çok büyük tecrübeler edindi, çok büyük sınavlar verdi ve milletimizin bütün demokratik kazanımları büyük acılara, büyük engellemelere rağmen hak edilmiş kazanımlar olarak önümüze geldi. Bugün itibariyle bu demokrasi sınavında hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kere daha onay almıştır. Çünkü karşımızdakilerin seçime girerken en büyük argümanlarından bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistem diye aslında son derece eklektik, yamalı bohçaya benzeyen bir sistem üretmişlerdi. Türkiye'yi kaoslara götürecek, Türkiye'de eski vesayetleri yeniden canlandıracak bir sürü unsur barındıran, bir şekilde de devlet içinde devlet mekanizması oluşturmaya dönük, sadece altılı masanın kariyer ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bir yapılanmayı bir devlet modeli olarak sunmaya çalışmışlardı. Milletimizin buna da onay vermediği net bir şekilde görülmüştür. Tabii şunu da ifade etmek lazım, kaybeden, çok büyük iddialarla konuşan siyasi partiler, siyasi parti yöneticileri, siyasetçiler ve genel başkanlar olmuştur. Ama kaybeden hiçbir vatandaşımız yoktur. Bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye yüzyılının bütün altyapısı tamamlanmıştır. Dünden itibaren Cumhurbaşkanımızı arayan liderlerin dünyanın her tarafından ve her coğrafyasından aradıklarında söyledikleri şey, bu yeni dönemde Türkiye ile daha güçlü bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile daha yakın çalışma üretmek istiyoruz şeklindedir. Dolayısıyla seçim sonrasına dönük olarak provokasyon yapanlar, Türkiye içe kapanacak, Türkiye izolasyonist bir politikaya dönecek diyenler bir kere daha yanılmışlardır. Dün dünyanın en önemli ülkelerinden diğerlerine kadar çok geniş bir coğrafyada Cumhurbaşkanımızı aramaya devam ettiler, tebrik ettiler. Bugün de bu sürecek ve bütün bu tablo göstermiştir ki Türkiye'deki seçimler bütün dünya tarafından yakinen izlenmiştir. Ve bütün dünya tarafından yakinen izlendiği gibi herkes Türkiye'deki yeni dönemi heyecanla karşılamıştır. Yeniden çalışacağız, daha büyük işlere imza atacağız diye. Tabii bir de şöyle bir şey var. Dünyanın çeşitli yerlerindeki milletlere unsur, Türkiye'yi seven insanlar açısından, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'yi seven, Cumhurbaşkanımızı seven pek çok insan seçim sonuçlarını tatlı dağıtarak kutladılar. Ta New York'tan Filistin'e kadar herhalde bir seçim sonucunda bu kadar baklava dağıtılan bir seçim olmamıştır. İnsanlar kendi kendilerine tatlı yapıyorlar.
ve Cumhurbaşkanımız kazandı diye komşularına götürüyorlar, iş arkadaşlarına götürüyorlar. Bu şekilde bizim sevincimize katılan, ülkemizin sevincini sevinci bilen, ülkemizin kederini kendi kederi bilen, dünyanın her tarafında milletimizi seven, Türkiye'yi seven, gönlü zengin insanlara da buradan bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletmek isteriz. Yine bu seçim sürecinde hiç unutulmaması gereken olaylardan bir tanesi, ilk defa bir siyasi parti genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, ilk defa mezhebi tamamları, mezhepçi yaklaşımları seçim sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışmıştır. Orta Doğu'da gördüğümüz memleketlerin başına çok iş açmış ve hiçbir şekilde siyasette gündem olmaması gereken etnikçi ya da sekter bir takım tartışmaları açtığı gibi bir takım mezhepçi tartışmaları da açmaya çalışmıştır. Bunun karşısında da hep şunu söyledik. Bakın adlarımız farklı olabilir, aidiyetlerimiz farklı olabilir, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama biz siyasal alanda konuşuyoruz, siyasal alanın değerleriyle konuşmak zorundayız. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunu bölecek, bunu parçalayacak, bunu kendi içinde kompartımanlaştıracak siyasi rekabeti, siyasi bir takım daha alanlardaki çatışmalara dönüştürecek bir yaklaşım içerisine girmeyin diye. Maalesef bu karşımızdaki aday tarafından, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştır. Bunun son derece sakıncalı bir şey olduğunu, şimdiye kadar Türk siyasetinde hassasiyetle kaçınılan bu durumun bu şekilde gündeme getirilmesinde üzücü olduğunu ve çok sorumsuzca bir davranış olduğunu ifade etmek isterim. Kendisi bunu yapınca hemen masadaki ortaklarından biri de başka bir mezhebi referans kullanmaya kalktı. Bu çok son derece sorumsuz olmuştur. Siyasi alanın siyasal değerlerle yönetilmesi konusundaki hassasiyete herkesin dikkat etmesi gerekir. Tabii YSK'da ve diğer kamu görevlileri, YSK mensupları, bütün bu seçim sürecine katkı veren bütün görevliler görevlerini hakkıyla yaptılar. Vatandaşlarımızı açık bir biçimde bilgilendirdiler. Onlara tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi deneyimini göz kamaştırıcı bir şekilde ortaya koymuş oldular. Türkiye'deki seçim mekanizmalarının ne kadar güvenilir olduğu da görüldü. Burada şunu da ifade etmek isterim. Karşımızdaki adayın işte CHP başta olmak üzere bütün sistemdeki veri akışı vesaire çökerken biz de burada Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz Başkanlığındaki verileri doğru toplama, doğru değerlendirme ile ilgili mekanizmamız saat gibi işlemiştir. Ve bizim kendi burada yaptığımız değerlendirmelerin son derece sağlıklı olduğu ve son derece isabetli olduğu görülmüştür. Bu toplantı başlamadan genel merkezimize geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları yürüten genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi aşağıda bulundukları yerde ziyaret ederek tebrik etti. Yine bir başka konu da şuydu, işte sandıkların güvenliği meselesi. Ama hep beraber gördük ki, ve hepimiz çağrı yaptık, bütün siyasi partilerden vatandaşlarımız, partilerin temsilcilerinin dışında gitsinler, sandıkların başında dursunlar, bütün bu sürece sahip çıksınlar diye. Biz kendi partimizdeki, ittifakımızdaki partilerdeki arkadaşlarımıza bunu söylediğimiz gibi, diğer partilerdeki vatandaşlarımıza da bunu söyledik. Çünkü amacımız milli iradenin net bir şekilde tecelli etmesidir. Ve bu sorumluluğu gösteren, bu siyasal sorumluluğu alan, bu demokratik vecibeyi yerine getiren bütün siyasi partilerden vatandaşlarımıza da burada şükranlarımızı sunmak isteriz. Seçim döneminde yapılan tartışmalardan bir tanesi de şuydu. CHP adayına verilen oyların değişime verildiği gibisinden bir değerlendirme yapılıyordu. Tabii bunun da boş bir değerlendirme, boş bir analiz olduğu ortaya çıktı. Çok uzun zamandır iktidarda olmasına rağmen değişimi temsil eden parti AK Parti'dir. Değişim AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda temsil edilmektedir. Nihayetinde gençlere verilen önem açısından da bizim gençlik kolları genel başkanımızın listelerde koyulduğu yer, diğer gençlik kollarındaki arkadaşlarımızın koyulduğu yerle CHP'nin kendi gençlik kollarına yaptığı muamele bir araya getirildiğinde yine gençlere dönük olarak seçim sürecinde, seçimden önce hangi partide gençler kümeleniyor, Z kuşağı tartışmaları yapılıyordu.
gençlere en iyi temsili veren, gençlerle en iyi yol yürüyen partinin de yine AK Parti olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim kadın aday konusunda da AK Parti bir kere daha Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketlerine sahip olduğunu göstermiştir. Peki seçim sürecinin en büyük yalanı hangisiydi? Açık ara. Bir sürü yalan söylendi ama açık ara yalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından söylendi. Çıktı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Partili 3 kere terörist başını bırakmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Bu seçim, bütün seçim sürecinin açık ara birinci yalanıydı. Tabii gece gündüz terör örgütlerinden gelen destekler ve bu terör örgütlerinin desteklerini siyasi alanda sürekli olarak dillendiren siyasetçilerin verdiği destekler karşısında suskun kalanlar bu tip bir yalan üretimine girdiler. Bütün bir seçim süreci boyunca defalarca söyledik. Bakın dedik, bu terör örgütlerine destek veren siyasetçiler diyorlar ki, biz Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu olduğu için biz Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak onun seçilmesini istemiyoruz, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istiyoruz. Peki seçildiğin zaman ne olacak? Bize geldi, biz bunları konuştuk, aramızda bir mutabakat var dediler. Ve bunları şu şekilde sıraladılar. İşte terörist başına imtiyaz verilecek, Türkiye'nin içinde özellik ilan edeceklerini söylediler. Ve hatta bazıları Cumhuriyeti yıkıp yeniden kurmaktan bahsetti. Biz de Sayın Kılıçdaroğlu'na ve etrafındakilere defalarca çağrı yaparak şunu söyledik. Sizin bütün bunlar karşısında şunu söylemeniz gerekiyor. Birileri size siyasetçi olarak çıkıp, terör örgütünün argümanlarını dillendirip, arkasından da siz kazandığınızda Türkiye'de terörist başına imtiyaz verileceğini, Türkiye'nin içinde özellik ilan edileceğini, Cumhuriyet'in yıkılıp yeniden kurulacağını söylüyorsa, şunu açık ve net bir şekilde söylemeniz lazım. Ben bu şekilde konuşan siyasetçilerin ve siyasi partinin desteğini reddediyorum demeniz lazım. Kırmızı bir çizgi çekmeniz lazım dedik. Ama 14 Mayıs'a kadar bunun karşısında Kılıçdaroğlu suskun kaldı. 14 Mayıs'tan sonra da ortaya çıkan tabloyu görünce bir takım pankartlar asarak pankart siyaseti yoluyla vatandaşımızın iradesini manipüle edebileceğini düşündü. Şimdi burada bu tablo karşısında az içerisinde kalanlar ve bu tablo karşısında söyleyecek bir şey bulamayanlar çıktılar. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi AK Parti 3 kere terörist başını serbest bırakmak için kanun çıkarmaya çalıştırdılar. Baştan aşağı yalan, son yılların ve seçim sürecinin açık ara en büyük yalanı. Bir kere bu bahsettiği kanun, AK Parti iktidarlarından önce, Kenan Evren Turgut Özal zamanlarından beri, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla topluma kazandırma adı altında çıkarılmış bir kanun. Ta 85 yılında, o zamanlarda çıkarılmış ve bu topluma kazandırma ile ilgili bir kanun. Burada da aslında bu kanunda işte örgütü deşifre eden, herhangi bir suça bulaşmamış ya da işte bundan pişman olmuş kişilere örgütün dağılması için bir alan yaratmak üzere Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ta 85 yılında böyle bir alan açılması ile ilgili örgütün çözülmesini sağlamaya dönük olarak böyle bir yaklaşım geliştirilmiş, böyle bir kanun çıkarılmış. Ve bu kanun esasında terörist başını da PKK terör örgütü yöneticilerini de kapsamıyor. Hiçbir şekilde onları kapsayan bir kanun da değil. Tamamen bunun dışında. Bu açık ve net. Daha sonra bunun bu süreli olduğu için çeşitli kereler güncellenmiş. Hatta bizden önce herhalde 3 kere güncellenmiş. Bizim iktidarlarımız döneminde de bu güncelleme yapılmış. Bu topluma kazandırma yasası adı altındaki düzenleme. Şimdi bu bahsettiği birinci husus. Dolayısıyla bu ne terörist başını kapsıyor, ne terörist başının bırakılmasına dönük bir yaklaşım var burada, ne de başka terör örgütü yöneticilerinin serbest bırakılmasına dönük bir yaklaşım var. O başka bir kategoriyi değerlendiriyor. Yani örgütün çözülmesine katkı sağlayan ya da işte bir takım suça bulaşmamış kişilerin örgüt üyeliğiyle ilgili düzenlemeleri sağlıyor. Ki terörist başının yargılandığı ve ceza aldığı madde zaten buna girmesi mümkün değil. Ama çıkıp
ellerine verilen notu milletin içinin gözünün içine bakarak yalan şekilde söylediler. Ha bir de sahte belge üretiyorlar. Ya da ellerine verilen belgenin sahte olduğunu bilmiyorlar. O zaman o ellerindeki belgede imzası olan iki isim Bakanlar Kurulu üyesi bile değil. Çünkü bir 2003'te, 2006'da ve 2013'te bahsediyorlar bütün bu süreçten. Dolayısıyla köşeye sıkışıldığı zaman, yani kendi siyasi çelişkileri altında kaldıkları zaman nasıl bir iftira kampanyasına, nasıl bir yalan kampanyası içerisine girdiklerini gördük. Bunu niye yapıyorlar? Bunu yapmalarının sebebi aylarca beraber yürüdükleri, haftalarca beraber yürüdükleri siyasiler Kılıçdaroğlu kazanırsa biz Türkiye'de özellik ilan edeceğiz, terörist başına imtiyaz vereceğiz dediğinde sustular, seyrettiler. 14 Mayıs'ta milletten cevabı alınca bu sefer yalan siyaseti üretmeye kalktılar. Bütün bu seçim sürecinin açık ara birinci yalanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından söylenmiştir. Ve bu bahsettiği konuların hepsi bir cümlesi bile doğru olmayan tamamen yalandır. Bütün bu süreçte tabii yenilenlerden bir tanesi bu yalan siyaseti olmuştur. Sandığa gömülmüştür yalan siyaseti. Yine bütün burada bunların suskunluğu karşısında PKK terör örgütü yöneticilerinin kendilerini bir siyasi özne gibi sunup bunların siyasetine akıl vermeye çalışması karşısındaki suskunlukları ve terör örgütünün kendini özdeleştirmeye çalışmasına dönük bu gayrimeşru teşebbüs karşısındaki suskunluklar da sandığa gömülmüştür. Yine Fethullahçı terör örgütünün siyasi linç kampanyaları, seçimlere müdahaleye dönük eski bir takım yöntemlerle yine seçmen iradesini manipüle edebileceklerine dair o ahlaksız yaklaşımları yine sandığa gömülmüştür. Neticede ilkesiz, omurgasız, eklektik, her önüne gelene bir koltuk vermeye çalışan siyaset yaklaşımı da sandığa gömülmüştür. Aslında vatandaşımızın bütün bu süreçte ortaya koyduğu tablo demokrasinin sadece şekli süreçlerine, demokrasinin sadece yöntemsel süreçlerine değil, demokrasinin içeriğine de sahip çıkması bakımından çok anlamlıdır. Ta en ücra köylere kadar vatandaşlarımızın ortaya koyduğu yaklaşım, bu söylemler karşısında ortaya koyduğu tepki çok netti ve çok net bir biçimde görülmüştür. Şimdi tabii gelinen noktada bütün bu ilkesiz siyaset, CHP'li vatandaşlarımızın özellikle değerlendirmesi gereken bir tablo ortaya koymuştur. CHP'li vatandaşlarımıza söylenen şeylerin doğru olmadığı Sayın Kılıçdaroğlu açısından görülmüştür. Ve nitekim CHP teşkilatlarını çalıştırıp oyları %1 bile olmayan 3 partiye 40'a yakın milletvekili verilmesi de bir ironik bir hesap uzmanlığının neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Yine altılı masa, yedili masa her neyse buradaki çelişkiler vatandaşımız tarafından görülmüş ve bütün bunlara dönük en net cevap güçlü bir şekilde verilmiştir. Sonuç olarak bütün bu süreçten demokrasimiz bir kere daha güçlenerek, kazanarak çıkmıştır. Ve Türkiye yüzyılına, Türkiye bütün altyapısını tamamlamış olarak yoluna devam etmek üzere bu tabloyu neticelendirmiştir. Dışarıdan yapılan müdahaleler, yani işte tarafsız gazetecilik adı altında bir takım yorumlar, bir takım dergilerin attığı manşetler, bütün bunların zerre kadar etkisi olmadığı da net bir biçimde görülmüştür. Burada milletimizin yıllar içerisinde biriktirdiği demokratik şuur her şeyi yerli yerine oturtmayı başarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha bütün dünyanın dikkatini çeken bir seçim başarısına imza atmıştır. Milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı bütün bu süreçten son derece güçlü bir şekilde çıkmıştır. Şimdi çok üzücü bulduğumuz bir konuyu değerlendirmek isterim. Bazen sosyal medyada bazı genç arkadaşlarımızın, bazı kadın vatandaşlarımızın videoları paylaşılıyor. Bu seçim sonuçlarından işte müteessir olmuş ya da işte
kendisini ötekileştirilmiş ya da bir kenara itilmiş hissettiğini ifade eden. Şunu söylemek isterim ki aslında bu duygular kendilerinin destekledikleri siyasi partiler tarafından ortaya koyulmuş ve insanlara aslında yanlış umutlar verilerek, insanlara yanlış, insanlarda yanlış algılar ve yanlış kanaatler oluşturularak ortaya çıkarılmış neticelerdir. Biz hiçbir vatandaşımızın üzülmesini, incinmesini, ötekileştirilmesini istemeyiz. Burası hepimizin vatanıdır, hepimizin ülkesidir. Herkes müsterih olsun. İşte kendi hayat tarzının seçimlerde kaybettiğini düşünenler ya da kendi düşüncesinin seçimlerde kaybettiğini düşünenler. Şimdi burada Türkiye büyük bir ülkedir. Hiç kimse bir diğerinin hayat tarzı üzerinde baskı kuramaz. Aynı şekilde temel insan hak ve hürriyetlerinden herkesin faydalanması konusunda Türkiye büyük bir tecrübe edinmiştir. Bu açıdan olgunlaşmış bir ülkedir. Kendini ifade etme, kendi değerlerini, işte ideolojik kimliğini ifade etme açısından insanlar üzerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla hiç kimse kendisinin bir değer sistemi açısından kaybettiğini düşüneceği bir tablonun ortaya çıkması doğru değil. Burada yıllarca bu ülkede insanların kılık kıyafetine karışıldı, baskı yapıldı, genç insanlar okullardan uzak tutuldu. Bu acıların tekrar yaşanmasına ya da başka türlü yaşanmasına hiçbir şekilde müsaade etmek mümkün değildir. Kadınların hak ve kazanımlarının korunması açısından, gençlerin bu Türkiye'nin geleceğine en güçlü bir şekilde güven duymaları açısından bu umut hiçbir zaman ortadan kaldırılamaz. Bu umut yaşayan bir umuttur. Hepimizin ortak değeridir. O sebeple bazı vatandaşlarımızın kendisini incinmiş, ötekileştirilmiş hissetmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkeyi ileriye götürmek için, bu ülkeyi daha yeni ufuklara taşımak için hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın desteğine, emeğine, gayretine ve nefesine ihtiyacımız var. Hepimizin ortak vatanı burası. Seçimler nihayetinde bir siyasi rekabet konusudur. Seçimler bir siyasi husumet konusu değildir. Seçimlerde kaybeden siyasi partiler ve kaybeden genel başkanlar olur. Ama kaybeden adaya, kazanan adaya oy verenler kazandı, kaybeden adaya oy veren vatandaşlarımız kaybetti gibi bir davranış olmaz. Hangi partiye oy verirse versin, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. O yüzden Türkiye'ye güvenelim, Türkiye'nin geleceğine güvenelim. Burayı ortak evimiz olarak her birimizin emeğiyle hangi partiye oy vermiş olursak olalım artık seçim geride kaldı. Kendi gayretimizle daha iyi ufuklara taşımak için hepimiz için daha çok mutluluk, hepimiz için daha çok iyilik, hepimiz için emeğimizle ortaya koyduğumuz çok daha güzel ufuklara ulaşmak için bu çabalara her bir vatandaşımızın gayretiyle inşallah bu neticelere ulaşacağız. Kimsenin kendisini ötekileştirmiş hissetmesine, bu şekildeki anlayışlara prim vermesine gerek yok. Dediğim gibi adlarımız farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. İnşallah bu anlayışla da geleceğe yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılını kucaklayacağız. Bu vesileyle seçimin kazananlarından biri olan evlatlarına ulaşmak için mücadele eden Diyarbakır annelerine de selamlarımızı bir kere daha gönderiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza hangi partiye oy verirlerse versinler, demokrasimize verdikleri bu güç ve nefes için bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. Efendim, Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Sırada Cumhurbaşkanı'nın kesin seçim sonuçları var. Sonrasında yemin törenleri gerçekleşecek. Yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından merak ediliyor. Zira Cuma günü bunun olabileceği söyleniyordu, konuşuluyordu. Ancak belki Cumartesi'ye de sarkabilir gibi bilgiler de geliyor. Net olarak belli oldu mu açıklanacağı, kabinenin açıklanacağı gün? Bir de bir geniş katılımlı bir tören olacağını biliyoruz. Hangi ülkelerden liderler, hükümet ve devlet başkanlarının bu törene katılacağı belli oldu mu? Teşekkürler. Evet. Arkadaşlar tabii YSK, Yüksek Seçim Kurulu, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak.
ve bahsettiğiniz yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de bu bahsettiğiniz tören yapılacak. Tabii pek çok devlet başkanı gelmek istiyor ama şimdi daha net bir liste de yok, süreç de devam ediyor. Biraz da tebrik ettiklerinde o tebrikatla ilgili süreç sürdüğü için o tebrikat sırasında iradelerini beyan ediyorlar. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz. Diğer bir şey daha sormuştunuz. Yok, hangi ülkelerden? Ülkeleri söylediniz. Tamam. Onunla ilgili liste dediğim gibi şekilleniyor daha. Buyurun lütfen. Ahmet Örsoğlu, NTV. 14 Mayıs seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Siz de o görüşme sonrasında bizim sorularımızı yanıtlamıştınız. Mehmet Bey üyemizdir, her zaman kendisinden destek alırız. O görüşmeler hep yapılır demiştiniz. Dün de bir görüşme gerçekleşti, sürprizdi bizim için. Bu kapsamda Mehmet Bey'in ismi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için geçiyor kulislerde. Bu iddia doğru olabilir mi? Yorumunuz ne olur? Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle arkadaşlar, Mehmet Bey, yani dediğim gibi yakın bir arkadaşımız, görüştüğümüz bir arkadaşımız, çok da değerli bir arkadaşımız. Hatta o açıklamayı yaptığımız gün işte herkes diyor ki reddetti falan. O sırada benim odamda kahve içiyorduk. Size bir kulis bilgisi. O da şaşırdı, biz de şaşırdık. Onun üzerine dedik ki inelim bir açıklama yapalım bu şekilde diye sohbet ediyorduk. Cumhurbaşkanımız da Mehmet Bey basına yansıyan ve yansımayan görüşmeler yapıyor. Mehmet Bey zaten yani partimizin içinde bir arkadaşımız. Beraber kabinede görev yaptık, işte çeşitli yerlerde, mecliste görev yaptık ve bu sürece katkı vermek istiyor. Ama dediğim gibi kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O konuyla ilgili bir şey söylememiz bizim doğru olmaz. En azından olumlu muydu görüşme? Zaten görüşme, yani arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken bütün bu süreçlere katkı vermek, siyasi süreçler, ekonomik süreçler, dış politika süreçlerine katkı vermek için görüşüyorlar. Yani Mehmet Bey'le görüşmek hepimizin arkadaşımız, dostumuz, ilişkilerimiz müspet zaten yani. Tamam. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seçim sonuçları milletimize ve bize umut bağlamış bütün coğrafyalara hayırlı olsun diyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun.